Ya idare. Tam orası. Ben kayıttayım. İzmir Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşları ve ulusal basımızın ve yerel medyamızın kıymetli üyeleri. Hepiniz Türkiye Değişim Partisi'nin İzmir İl Teşkilatı'nda hoş geldiniz. İzmir'e gelip Ege'nin başkenti Körfez'in güzelliğine karşı sizleri bile bir arada olmanın tabii ki Türkiye Değişim Partisi'nin genel sekreteri olarak bunun ayrı bir gururunda yaşıyorum. İzmir, Türk siyasi tarihinde her dönem önemli katkılar sunmuş bir şehirdir. Yetiştirdiği siyasetçiler, yetiştirdiği bilim adamları ve Ankara'da kendisini söz ettirmiş, temsil etmiş ve İzmir'i en az Ankara ve İstanbul kadar önemseyen bir parti olmaktan da ayrıca çok gurur duyuyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik kaygılar gün geçtikçe kendisini derinden hissettirmeye başladı. Üretmiyor, üretmediğimiz gibi insanların alım gücünü de kaybettiğimizi tabii ki bizi bu derinden üzüyor ve hissettiriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında yine İzmir'de belirttiği üzere askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun eğer bunu ekonomik zaferlerle taçlandıramıyorsak maalesef bu kalıcı olmaz, az zamanda kaybedilebilir diye de bir sözü vardır. Türkiye Değişim Partisi olarak milli ekonomiyi sonuna kadar savunuyor, 5T modeliyle de en kısa zamanda kaybedilmiş tüm ekonomik kaygıları yeniden kazanmayı hedefliyoruz. Bir ülkede tekstil, tarım, turizm, teknoloji ve ticaret olmazsa olmazımızdır. Ülkemizin refah seviyelerine ulaştırana kadar da bu 5T formülümüzü %100 uygulayacak ve projelerle ülkemize kazandırmayı hedefleyen bir partiyiz. Değerli basın mensupları ve değerli dava arkadaşlarım, Türkiye yaşadığı ekonomik sorunlar yanı sıra siyasi atmosfer içinde çıkılmayacak derin kaygıları yaşatmaktadır. Pandemi içerisinde adaletin doğru tecelli etmediğini düşünen ve bunu savunan bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 9 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 40'ın üzerinde cezaevinde açıkladığı ve affet Türkiye'm sloganlarıyla bunu bütün halkımıza ve hükümete ve devletin diğer kurumlarına affet Türkiye'm diye bir genel af çağrısında bulunuyor. Bu genel af çağrısının kapsamında tabii ki terör suçları ve uyuşturucu baronlarını kapsam dışı bırakarak bir afla bu insanları kucaklaşmak istiyor. Neden? Çünkü 275 bin tane yatak kapasiteli bir cezaevlerinin bir kapasitesi var. Fakat şu an 310 binin üzerinde kader mahkumu, hükümlü arkadaşlar burada kötü şartlar altında maalesef günlerini geçiriyor. Dolayısıyla ticaretin de ticaretin kötü olduğu dönemde pandemide binlerce çek yasasından kaynaklı vatandaşımız cezaevlerinde kalıyor. Uyuşturucu kullanan gençlerimiz alıştırıyorlar, önce bunlara bedava veriyorlar, sonrasında uyuşturucu kullanıyorlar. On binlerce gencimiz şu an cezaevlerinde pandeminin hızlı yargılamasında, pandemi zamanındaki hızlı ve gerekli gerçek döneleri olmadığından dolayı yatıyorlar. Dolayısıyla biz toplumsal barış için siyasi partilerin hepsini bir göreve çağırıyoruz. Toplumsal barışı sağlamak için affet Türkiye sloganıyla da her yerde bunu Sayın Genel Başkanımız ve bizler dillendiriyoruz. Yine Türkiye'nin kanayan bir yarası var. Emeklilikte yaşa takılan EYT'liler. Yaklaşık 30 yıldır bu yasamız zaten var ve hak edilmiş bir yasa olduğu için maalesef yurttaşlarımız SSK prim günleri dolmasına rağmen, emekli olmaya hak kazanmalarına rağmen şu anki hükümet 20 yıldır her seçimde söz veriyor fakat EYT'lilerin haklarını vermiyor. Türkiye Değişim Partisi sonuna kadar da
EYT'lilerin, mağdur olan EYT'lilerin haklarını savunacak ve her platformda da bunu dillendirecektir. Kurulan altılı masayla alakalı da sizlere bir takım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Tabii ki bu tarz masalar her zaman kurulması lazım ve bu masalarda bazı şeylerin dillendirilmesi lazım. Ama maalesef iktidar şu anki muhalefet partilerini ofsayta düşürüyor. Bugün 1,5 yıldan beri bakıyorsunuz her yerde altılı masanın veyahut da onun adayı kim, bunun bakanı kim gibi açıklamalarda bulundurtuyor ve ülkenin gerçek gündemini kaçırıyorlar. Tabii ki bu muhalefet partileri de buna düşüyor. Ülkeye çözüm, ekonomiye çözüm, tarıma çözüm ve diğer bütün sorunlara çözüm ve proje sunacaklarına senin adayın kim, benim adayım bu, kaç bakan senin olsun, kaç milletvekili benim olsun. Bu düzende kesinlikle Türkiye Değişim Partisi bu masalarda yer almayacaktır. Bunu da sizlere buradan bildirmek istiyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ülkenin geldiği süreci eleştirirken aynı zamanda doğru yolu konuşarak önce devletin sonra partisim düşüncesiyle ilerlemeye çalışıyoruz. Hedefimiz iktidarın yetişemediği yerde soruna çözüm odaklı yaklaşıp bu ülkede siyasetin dilini de değiştirerek ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız ve olan problemleri nasıl çözeriz bunu kesinlikle ve kesinlikle tüm kamuoyuyla Sayın Genel Başkanımız ve bizler buluşturmaya çalışıyoruz. Çok yakın zamanda, bundan birkaç hafta önce biliyorsunuz Amerika ve NATO'nun oyununa gelen Yunanistan düzensiz bir şekilde, orantısız bir şekilde NATO tarafından burada hemen arka taraftaki adaları silahlandırıyorlar. Orantısız silahlandırmaya bütün siyasi partiler oturduğu yerden tabii ki konuşuyorlar, açıklamalarda bulunuyorlar. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak buna bir dur demek için, bir tepki göstermek için geçtiğimiz haftalarda Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül ile birlikte Yunanistan'a gittik. Yunanistan'a gittiğimizde yaptığımız çağrı şuydu. Yunanistan, lütfen Sayın Mitsotakis, barış her zaman en doğru olan yerdir. Silahların arkasına saklanacağınıza, orantısız bir şekilde silahlanacağınıza, Türkiye'de Amerika ve NATO'nun oyununa gelmemenizi, Türkiye'ye dost olmaları çağrısında bulunduk ve bu noktada kendilerine çok ciddi bir şekilde bir uyarıda bulunduk. Ne dedik? Amerika ve NATO'nun oyununa gelen Ukrayna'nın hali ortada. Lütfen kendini kullandırma, yoksa yarın öbür gün Ukrayna'nın düştüğü hale gelirsin. Çünkü senin komşun, senin dostun demektir diye bir çağrıda bulunduk. Ve bunu da üst makamların duyması açısından bir tepki gösterdik burada. Bu neydi? Bizim şanlı Türk bayrağımızı Atina'da Yunanistan Meclisi'nin önünde dalgalandırdık. Dolayısıyla bu yaptığımız oluşum da çok ciddi bir şekilde bir ilgi çekti. Bunu da sizlere, değerli basın mensuplarına bunu da aktarmak istedim. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan bunca sıkıntıya hazırlığımızı yapıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda da kısa, orta ve uzun vadeli planlar tabii ki yapıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, projelerimiz her zaman masada ve ne yapamayacağımızı da çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda da birkaç cümlede kuracak olursak, Türkiye Değişim Partisi kesinlikle ve kesinlikle güçlendirilmiş parlamentodan yana bir partidir. Ne demek bu? Bağımsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız bir yargı. Dolayısıyla bu üçlem bizim için çok önemlidir. Başkanlık sisteminin zaten doğru bir sistem olduğunu bilsek zaten bizim parti kurmamıza gerek kalmaz. Doğru bir sistem, doğru işler ama maalesef coğrafi olarak da, düşünce ve kültürel olarak da başkanlık sistemi Türkiye'mize uygun bir sistem değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada bizim Türkiye Değişim Partisi her zaman yükselen bir değerdir, dipten gelen bir dalgadır. Ve inşallah Türkiye Değişim Partisi iktidarında 85 kişinin değil 85 milyonun da yanında olacak parti biz olacağız.
Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sevgi ve saygılarımız. Türkiye Değişim Partisi olarak herhangi bir işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı yanında olacak mısınız? Yoksa mevcut ittifakların dışında ayrı bir ittifak içerisinde var mısınız? Üçüncü bir ittifak olma ihtimali var mı? Türkiye Değişim diğer muhalefet siyasi partileri açısından. Evet. Türkiye ittifaklara, özellikle iki tane ittifaka sığınılmayacak kadar büyük bir ülke. Bunu bir sefer altını kalınca çizelim. Bir ittifak, iki ittifak, üç ittifak, hatta dört ittifakta olması gereken bir ülkedir. Çünkü Türkiye yaklaşık 1500 yıllık tarihi olan bir coğrafi yapıya sahip ve Türk milleti çok değişik bir durumda. Dolayısıyla bizim tabii ki Türkiye Değişim Partisi olarak ittifaklarla ve oluşabilecek yeni o ittifaklarla da görüşmelerimiz oluyor. Yeni bir kurul kurduk. Bu bağlamda tabii ki biz Cumhur İttifakı, Millet İttifakı veyahut da kurulacak üçüncü veya dördüncü ittifakla her zaman görüşürüz. Ama tabii ki vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın gökyüzünde dalgalanması şartıyla tabii ki terörle arasına mesafe koyan bütün siyasi partilerle Türkiye Değişim Partisi her zaman görüşür ve kendi ideolojileri, kendi projeleri doğrultusunda Türkiye Değişim Partisi her ittifakta yerini alabilir. Şimdi altılı masadan yedili, sekizli fark etmiyor bu tabii ki, altı tane parti var. Bize teklif ilk kurulma aşamasında geldi. Biz kendilerine bir takım şartlarımızı söyledik. Fakat o bize uygun olmadığı için biz altılı masaya hiçbir şekilde şu an sıcak bakmıyoruz. Biraz açayım burada size, biraz da şey vereyim, birkaç manşet vereyim. Birincisi, altılı masaya baktığınızda zamanında Sivas'ta Madımak Oteli'nde canlı canlı yanan ve buna göz yuman bir üye olması bizi düşündürüyor. Ya da şöyle dönelim bakalım, Suriyeli mültecilerin şu an ülkemizde sorun haline gelmesinin sebebi olan bir genel başkan, Şam'da ben cuma namazı kılacağım diyerek maalesef Suriye'yi Türkiye'ye bela eden bir genel başkan orada. Bir tarafta ötesine dönüp baktığımızda bakıyoruz orada zamanında Türk Telekom dahil Türkiye'mizin tek elinde süren bütün kurumlarını özelleştirmesinin altında imzası bulunan bir genel başkanımız da orada mevcut. Daha bir öteye gittiğimiz zaman tabii ki burası biraz farklı bir masa olduğu için biz Türkiye Değişim Partisi'nin bagajı şu an, bagajında hiçbir şey yok. Herkes kendi bagajına baksın. Dolayısıyla bizim altılı masayla şu an için hiçbir düşüncemiz yoktur.